Diyorum sürgün aşkımız 99 Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması. Kim okuyan? Beste Mert Olşalt, söz Günay Çoban, yorumcu Işın Karaca, aranjör Mert Olşalt. Seslendiren Işın Karaca. 99 be, vay. Kayıtta yani. Mert Olşalt'ın kanalında yayınlanmış bu. Sürgün aşkımız bildiğimiz bir şarkı değil mi bizim ya sanki? Görkem Hazal ablanın şarkısı. Hazal. Onun şarkısı. Ama ilk okuyan Altın Güvercin'de Işın Karaca. Zaten çok... burada da profesyonel bestede ödül alıyor yorumculuk alanında. Çok güzel. Bu performansla. Çok güzel. Her şey bir hayaldi uzaklarda. Kayıt güzel değil yalnız tabii. Duyulmuyor bir şey. Bir de o zaman Işın Karaca daha farklı şarkı söylüyormuş. Pes sesleri falan daha hışır, böyle hışırdatarak söylemeyi seviyormuş. Anlaşılmıyor. Kalbimi bayağı da hışırdatarak söyleyince iyice artık o parlaklık gidiyor tabii. Ama Işın Karaca böyle şey söylüyor yani, parçayı çok sevmiş. Çok içine girerek söylüyor. Gerçekten hani o duygusallığı hissediyorsun parçanın içinde. Çok güzel. Yani duyabildiğim kısımların hepsinde bu var. İkisinde de başka gelmedi. Yalnız zaten şimdi o dönemin kayıt şartlarına bakarsanız her şey o kadar zor ki yani. İç kulaklık yok, bir şey yok. Monitörden ne duyuyorsa. Yani burada Işın Karaca'nın ne duyarak söylediği de bir şüphe uyandırıyor. Yani hani hangi tonu duyuyor ki tam rahat, içinde rahat söyleyebilsin. Fakat hani canlı performans tecrübesi çok yüksek bir şarkıcı. Becerisi de çok yüksek bir şarkıcı. Parçanın duygusu çok güzel karşıya geçiyor. Her ne olursa olsun. Yani bir sürü olumsuzluk, ki zaten aslında 90'lı yıllardaki şarkıcıların bence en önemli özelliği buydu. Bence. Yani şartlar hiçbir zaman çok iyi değildi. Hiç kimse de böyle iç kulaklıklar işte, müzisyenler her şeyi şıkır şıkır falan duymuyordu. Kazık gibi karşıdan işte iki tane monitör duydun modunda takılan bir şeydi. Hatta o monitörler bozulur. Artık nereden duyduğun belli olmaz. Yani bu alışkanlığa sahip şarkıcı stillerinin, bayağı konuşuyoruz kendi aramızda. Bazı şarkıcı arkadaşlarla, müzisyen arkadaşlarla, hani eski dönemin şartlarıyla bugünün şartları arasında bence en büyük fark şarkıcıların duygusallığının farkı. Çok duygusal şarkılar. Şarkıcılar da duygusallar, ifadeleri de duygusal. Daha çok aşk şarkıları. Mesela şöyle bir değişik bir örnek vereyim sizlere. Mesela Sürgün Aşkımız gibi bir şarkı 2023'te yapılır mı acaba sizce? Çok güzel bir soru. Buyurun, chat'i de ekrana getiriyorum. 2023'te tekrar böyle Sürgün Aşkımız gibi duygusal, içinde ne bileyim bu kadar romantizm barındıran tekrar şarkılar olur mu sizce? Bence çünkü böyle şarkı çıkmıyor şu anda. Daha farklı hikayeler var.
daha içsel hikayeler var gibi geliyor bana şu anda. Daha farklı. Yani insanlar ruhunun çok daha farklı yerlerini paylaşıyorlar. Ama romantizm eskisi gibi olduğunu düşünmüyorum. Ben şu an chat'i açtım. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Arada bir dakika farkla geliyor. Şimdi yavaş yavaş gelirler. Yapılsa harika olur ama yapılmaz demiş Murat Özçelik. Bana da öyle geliyor. Yani bu başka bir ruh. 2003 yılında yapılan bilmiyorum ama birkaç sene önce Emrah Karaduman Derya Oğlu yapmıştı diyor Mert Karabulut. Artık pop her yer pop. Çıkmaz. Çok çok özel besteciler ve söz yazarları lazım. Şu an o tarz müzik insanları da yok. Güzel. Bakalım hocam Ali Tergenç malum. Hocam mükemmel tespit haklısınız demiş. Olsa bile çok dinlenmeyebilir. Of. Özgün bu ne demek ya? Çok acayip değil mi? Olsa bile çok dinlenmeyebilir hocam diyor. Bu çok başka bir bakış açısı işte. Bu çok başka. Evet. Yani bu duygu başka bir duygu dediğim gibi yani. Farklı bir aşk hikayesi gibi. Sanki aramızda böyle bir aşık yok. Böyle bir kadın da yok, erkek de yok gibi. Ha, ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. Şimdi şarkının sözlerine bakın. Sürgün aşkımız. Yani ulaşamayan insanların, birbirine ulaşamayan insanların aşkları değil mi hikayeler? Bugün böyle bir şarkı yapılır mı sorusunun cevabı kendinde gizli. Çünkü bugün sürgün bir aşkın olma ihtimali bence -1. Yani her yerden herkese ulaşabilirsin değil mi? Hani TikTok'undan ulaşırsın, Instagram'ından özelden ulaşırsın, ne yaptığını görürsün. Yani görmemen, tanımaman mümkün değil bugün kimseyi yani. O nedenle de sürgün aşkın olma ihtimali de zor artık. Böyle romantik parçaları ancak 90'lar şarkılarında dinleyebileceğiz. E tabi Işın Karaca da mod olarak o dönemin şarkıcısı yani o ruh halini, o romantizmi, o aşkı taşıyor içinde. Ve şarkıyı söylerken bunu çok iyi yansıtıyor. Hayır işte o bence o çok kıymetli bir şey. Karşı tarafa geçen şey o. Küçük orada çıktı çıkmadı. Çünkü dedim ya imkan zaten yok. Yani teknik imkan çok sınırlı. E şarkıcının ortaya koyacağı şey tamamen orada olma hissi. Şarkıyı söyleme duygusu. Ya oymuş buymuş çok önemsemiyor aslında. Bakalım ne kadar içinde şarkının değil mi? Hani böyle bu şekilde şarkı söyleyen de yok artık be. Ya Işın Karaca bile bugün böyle mi söylüyor tartışılır yani. Değişti yani her şey. Tamamen gözleri kapalı. Neredeyse hiç şarkı boyunca gözünü de açmadı. Boynu hep yukarıda. O Justin. Hep hışır hışır altlar. Duyulmuyor zaten yani. Teknik olarak da çok kötü. Bir de hışırdadığı için hiç duyulmuyor. Müthiş söylüyor ama değil mi ya? Parçanın ne kadar içinde ya. Hiç hiç yani aman dinlerseniz dinleyin. Ben bu şarkıda kendimi buluyorum dercesine. Keşke vokaller de olsaymış şarkıda iyice artık. Sesler hep kaymış işte değil mi? Kendini ne kadar duyduğu tartışılır hep. Bu sefer çıktı. Biraz sesi kısık gibiymiş ya. Rahat rahat söyleyemiyor gibi çünkü. Kaç yaşında acaba burada Işın Karaca? Genç bir yaşta olsa gerek. Çünkü yorumları da daha çok genç. Hani daha tecrübeli olduğu yıllardaki belki şeyde bu yorumları yapar mıydı? Kendisine sormak lazım yani. Hani şu an mesela söylese nasıl yorumlar?
çünkü böyle bir şeyler var, bir takım numaralar var parça içinde ama hani gençlikte insan böyle her şeyi dener ya, hiç bıkmadan, sıkılmadan her şeyi yapabileceğine inanarak yapar. Bir süre sonra tecrübelendikçe de böyle doğru yerlere doğru şeyleri yaparak o tecrübesini konuşturur. Yani zorlanacağı şeyleri aradan çıkarır. Sanki birazcık daha yeni zamanları gibi yani. Ne Entis sesleri mesela çıkarırken tamamen hep boyun yukarıda. Gördün mü? Tamamen boyun yukarıda çıkıyor. Tamam, onun okuma stili bu. Hep böyle okudu yıllarca. Ama işte dedim ya, yıllar içinde sormak lazım. Bu okuma böyle 15 senede, 20 senede değişti mi? Stili değişti mi yani? Stilini değiştirme ihtiyacı hissetti mi? Bir şeyden dolayı. Bence hissetmiş olabilir. Evet, çok güzelmiş. Teşekkür ederim Özgün. Kayıt çok hoş. Farklı bir yerlere götürdü bizi gerçekten.